Gayrimüslim ahali kendine zulmeden idarecilerden kurtulmak ister. Bereketli topraklarına nizam getirecek bir kudret bekler. Köylü perişan. Ahali kendi dindaşlarına olan inancını yitirmiş durumda. Her yerde adaletten kaçan başıboş eşkıyalar cirit atar. Oraları kendine mesken tutmuş göçer Türkmenler de hayatta kalmak için çırpınırlar. Kendi meselelerini halledemedikleri için Bizans'ın ezdiği ahalinin derdine derman olamazlar. Sözün özü dersin ki o diyarlara kim adalet ile hükmederse kudret bulur. Buhranlı günler yiğidin pusatına güç verir. Fırsatlar gün gibi ortada durur. Lakin kimse dönüp bakmaz. Kim ki bakar, abat olur. Lakin obamı oralara taşımak epey meşakkatli olacaktır. Eğer obamı oraya taşırsam, göçer Türkmenlerin, şehirli ahalinin ve Bizans'ın en büyük düşmanı olurum. Doğrudur. Rızık az, boğaz çok olunca cenkte yaman olur. Evlat, mesele sadece kayının meselesi değildir. Anadolu ve alemi İslam gerçek düşmanını görmek yerine birbirine kılıç çalar. Bizans bir yanda, Moğol diğer yanda. Biz de nifaka düşeriz. Ya hainler? O haysiyet yoksunları sadece mücadelemiz geciktirirler. Peki siz kimsiniz? Bizler hiçiz evladım. Sadece bir hiç. Ve ilelebet hiç olacağız. Ya ben ne olacağım? Hiçlerin yoldaşı olmak yetmez mi sana? Eyvallah efendim. Haydi evlat. Belki o bana oraya götürmek senelerini alacak. Lakin pes etme sen. Tek düşmanın Bizans olunca dostun da çok olacak. Hainleri de merak etme. Onlar esas azabı cehennemde yaşayacak. Gayrı bize pes etmek değil, azmetmek düşer. İnşallah obamı Bizans hududuna taşımak için elimden geleni yapacağım. İnşallah evladım.